Bahar, sadece benden parmak hesabıyla yaptığın gibi 8 aycık büyüksün. Hani aramızda parmak hesabı bir olgunluk şeysi yok. Ben yapmadığımda gelince, da zaten senden 8 ay büyüğüm. 8 ay büyüksün diye daha olgun değilsin Bahar. Daha olgunum. Akıl yaşta değil baştadır diye evet, bir söz var Bahar. Evet ve bunu ben söylerim. Öyle mi? Niye sen mi tescilledin Bahar? Yani benim söylediğim bir şeyi burada duyarak ve bunu bilerek burada söylüyorsan yine duymadım, ben senden daha olgunum. Senden duymadım. Hani biz de okulda ders işliyoruz. Derste hani atasözleri falan işliyoruz. Yani öğretmenler genelde çalışan kazanır elması kızarır falan der ama eğer siz akıl yaşta değil başta diyorsa... Bana dememişti. Başka bir yaramaz bir çocuğa demişti. Ben de şu an sana söylüyorum. Ha, ben sana şu anda kötü bir yorum yapmayacaktım. Sadece elbise, tulum mu elbise mi o bu arada? Bu bir short tulum. Short tulum, elbise gibi geldi bir anda bilmiyorum. Ben onu çok beğendim ama boynun nedense boş geldi bilmiyorum. Belki hani bir tasma falan takabilirdin. Beğenmiyorum. Tam yorumum bitmiştir. Dilara. Bahar, üzerindeki tulumu ben çok beğendim. Efendiler, Dilara biliyor musun bugün o kadar mutluyum ki çünkü ismi senin ismine çok benzeyen yeni arkadaşım geliyor. Yani buradan çıktığımda evet onu havalimanından almaya gideceğim. Ben de senin adına çok mutlu oldum. Çok teşekkür sevindim. Ederim. Umarım güzel güzel eğlenirsiniz. Yani senin duygun gibi bir şey hatta ondan daha fazla. Yorum yapmıyorum bu konu hakkında. Nasıl yani anlamadım. Onlar da birbirlerini duyguyla çok sevdiklerine inanıyorum ben öyle değil mi? Evet, hayır ben sana demedim. Dilara'ya söyledim. Bu konuda yorum yapmıyorum diye bir problem mi vardı? Onun ona karşı olan sevgisini bilmediğim için, görmediğim için, gözlemlemediğim için burada bilmiyorum. Bunu herkes hani bilir. Hani benim duyguya olan sevgimi zaten çoğu insan görüyor. Duygunun bana olan yaklaşımı da çoğu insan biliyor. Allah Allah. Bunu yarıştırmaya gerek duymuyorum yani. Dilara lütfen artık bana dis atma. Dis atmadım. En azından bu konuda. Bak çok duygusal bir konu. Hayır dis atmadım sana. Sadece ben sadece bu konu tartışmak istemiyorum. Yani bu benim bebeğim. Sizinle en iyi arkadaşlık oynamama benzemiyor. Bizler arasıyla en iyi arkadaşız. Ne güzel bir şey. Her insanın zaten en az bir tane en yakın arkadaşı duy. Olması gerekiyor diye duy. Düşünüyorum. Duy. Evet, duy. Kulağıma küpe olsun. Ki ben sana aşkoların aşkoların aşkosu demiştim. Bir Kıvanç Tatlıtuğ abi sana demiştim. Ama bak yani... görüyor musun? Ama bak mesela sen de Kıvanç Tatlıtuğ'a da aşkoların aşkosu demişsin mesela. Ama şimdi yani Kıvanç'a yani ne zaman herkes demiş? Yüzüne Kıvanç'a mi dedin? Denir ama diyor bak. Yorumda yapmıştım sonra herhalde sildirdiler fotoğraflarını. Sen fotoğrafın altında bunu mu yazdın? Mı ne? Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafının altında bunu mu yazdın? Evet. Cevap gelmedi bir de fotoğraf komple silindi. Silinmiş yani herhalde kıskandılar, sildirdiler bana falan. Bana da yazma ben de yorumlarıma cevap vermiyorum. Üzerindeki tulumu burada sana çok yakıştırdım. Çok güzel durmuş. Ceketi de çok sevdim. Çantan, cüzdan olabilir. Neden olmasın? Sadece ben ayakkabılarını sevmedim. Bu bir sevmedim. Çanta değil, bu bir cüzdan. Evet, çanta, cüzdan diye de düzelttim lütfen ondan kavram sonra. Lütfen kavram karmaşası yaratmayın artık. Zaten çanta. Çanta yerine kullanmış olduğun için hayır, cüzdan, cüzdan yerine kullanıyorum. Diye de vurguladım ben onu. İçerisine odak koyacağım. Tamam, vurguladım zaten. Cüzdan bir kredi olduğunu söyledim. Bahar'cığım sen benim yorumlarımı dinlemeden cevap verdiğin için bir karışıklık yaşıyoruz. Ayrıca içerisine rujumu ve telefonumu da koymadığım için tamam, çanta değişmesinden hoşlanmam. Ne koyup ne koymadığın benim umurumda değil. İnan tamam umurumda izin verirsen değil. O zaman ben umurumda olan şeyleri bir söyleyeyim sonra sen bir iki tamam, tane de tamam çanta yerine kullanmış olduğum bir cüzdan var. Ben de dedim ki olabilir neden olmasın. Hı hı. Çünkü burada kullanıldı daha önce ilk değil bu. Aleyna da kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ayakkabılarını beğenmedim sadece. Teşekkür ederim. Hı hı. Tuğçe. Üstündekini ve o elindeki çantayı da hani elbisenle çok cüzdanına uyumlu bulmadım tarz olarak. Onun dışında tulumun ve ayakkabını tarzın, beğendim. Tarzıysa. Onları tarzsınları söylemiyorum. Beğendim aşkım. Bahar hazır mısın? Teşekkür ederim. Hazırım. Amerika'da ünlüleri giydirmiş olan çok kıymetli ve değerli bir konuk jürimiz var şu anda. Heyecanlı mısın tanışmak için? Heyecanlıyım ama favori isimlerini de beni söylemediği için biraz da kırgınım. Ama daha yeni tanıştık. Belki bundan sonra belki seçim planları vardır. Çünkü buradan daha farklı. Vizyonu geniş olan bir isimle çalışmalı diyorsun. Taşıyabilecek. Bol şans. Kişi sayımız arttı. Hoş geldin. Merhaba. Tırnak içinde aşko.
Aşko. Kimse sana Aşko demiyor mu? Niye? Ben mesela Aşko, Aşko, Aşko diyorum. Sonra herkes birbirine Aşko demeye başladı. Ama sana demiyor kimse. Ama sonra baktım ki bana kimse Aşko demiyor. Niye Aşko demiyorsunuz Bahar'a? Aşk olsun. Yine bir akım başlattım ama dışlanıyorum. Hem kendi başlattığın akımdan. Kesinlikle öyle. İnanılmaz. Antalya'da oteldesin. Hı hı. Ailenle beraber. Hı hı. Nihal, Su, sen. Evet. Annen, baban. Anne, baba. Anneanne. Anneanne de kocaman bir aile. Bir tatil köyünde tatil yapıyorsunuz. Bu ödül tatili değil mi? Aha, ödül tatilimiz. Çünkü zaten Mersin gayet güzeldir tatil için. Aslında çok da bir yere gitmeye ihtiyaç yoktur. Çok güzel yerler vardır. Yani yazlıktan eve, evden yazlığa. Aynen. En güzel tatil Mersin'de. Keşke benim de fırsatım olsa gitsem orada yapsam. Bizim yazlığımıza gelsenize. Ortalık karışsın. Sizin eviniz benim kardeşimin... Bunu söylemiştim galiba. Evet, bir tane anaokulu koleji var biliyorsunuz, evet. Başar Fit'e. Oraya çok yakın. Evet. Orada parkta oynarlarken sizin babanız onların yanından geçiyormuş. Evet. Sonra sizin babanız olduğunu söylemiş. Sonra böyle kardeşlerim böyle çığlıklar falan atmışlar. Eve çığlık atarak geldi. Ben Kemal Doğan'ın babasını gördüm, babasını gördüm falan. Mekanı cennet olsun. Mekan cennet olsun. Bence şık görünüyorsun Bahar. Ayakkabıların hariç. Tabii ki topuklu ayakkabı giyiliyor, illa ki giyiliyor. Merve de giymiş. Ama bu kadar gösterişli, Merve de topuklu ayakkabı giymiş, o da otelde yemek yiyor. Onu ben beğenmedim gerçi ama sen iyi görünüyorsun. Ayakkabıların keşke daha gösterişsiz olsaydı. Taşlı tuşlu bir sandalet giyseydin, sana çok yakışır, uzun boylusun. Cüzdan da otelin içinde ele alınabilir. Üstüne aldığın o nar çiçeği de çok güzel bir kontrast yaratmış. Dediğim gibi ayakkabıların hariç beğendim, tarzsın. Teşekkür ederim Kemal Bey. Merhaba Bahar. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba size. Teşekkürler. Welcome to Turkey. Thank you. Sen şimdi ilginç bulduğum insanlar var derken bu ilginç bulduğun insanların içinde Bahar da var mı? Şimdi kesinlikle var. İlginç bulduğum kişiler arasında. Ben zaten hani normal... Ben de normal olmadığımı düşünüyorum çünkü hani bir kere denedim normal olmayı, o da hayatımın en kötü iki dakikasıydı o yüzden. ben çok öyle iyi. Değişik kişileri severim. Tabii değişikliğinde bir şey var, hani onun bir limiti var. Sizin için söylemiyorum ama şimdi Antalya'da lüks bir otel, doğru mu? Şöyle şimdi ben o mesela o ceketi özellikle mi giymiyorsun yoksa öyle o şekilde mi? Yani çıkar edebilirim şöyle. Hayır, giy. Ha, normal iki normal giymekten, iyi görünüyorsun. Normal giymekten bahsediyorum yani böyle. Hani onu böyle sadece öyle bir hani tarz olsun diye mi attın üstüne yoksa üşüdüğün evet, için? Evet, ben ceket kullanmayı seviyorum. Ceket, aha, ayakkabı, çanta, bunlar benim ilgi alanlarım. Yani evet, tarz olması için, daha tarz görünmesi için yaptım. Küçük bir numara. Küçük bir numara. ben rengi beğendim. Hani o olay da güzel. Böyle biraz... Hı-hı. Hani senin de öyle bir tarzın var. Böyle bir ne derler şey... Çılgın. Çılgın böyle... Çılgın değil, olgun. Peki. Külhan Bey mi diyorsunuz? O omzu atınca Külhan Bey evet, oluyor. Külhan Bey şeyinde böyle. Şimdi ayakkabılar... Şimdi bence ayakkabı çok fazla. Şöyle. Şimdi hem gold seçmişsin hem de mirror seçmişsin. Yani aynalı altın, hı-hı, şeklinde. O hani... Başka bir şekilde olsaydı belki hani güzel olabilirdi ama bu şekilde ben hani çok beğenmedim açıkçası. Hani renk de fena değil aslında, oluyor. Bir de çanta şey pardon çanta değil cüzdan. Neydi? Cüzdan. Cüzdan. Cüzdan şimdi mesela o renk pembe. Ama benim her şeyim bu renk. Öyle mi? Hı hı. Ay şimdi her şeyin o renk olabilir ama hani burada hani bir kombin yaratıyorsun sonuçta. Biraz renk uyumu da... Ama şimdi alternatifi yok ki yani. Hani pembe var ya da yok. Ay ona yani ben sana şu an direkt 3 tane söyleyebilirim renk alternatifi. O. Ama bunun bende yok yani. Ha, sen, odamda okay, yok, dolapta yok. Ha, anladım, anladım. Tabii limitliyiz yani o renk konusunda sanırım. Öyle mi? Her şeyi alamıyorum. Ha okey. Sponsorunuz var. Büyümem gerekecek. Ben sponsor kullanmıyorum. Ha öyle mi? Pardon. Alerji yapıyor sponsor ona. Alerji yapıyor? Evet, kaşınıyor, evet, kabarıyor buraları böyle. Evet. Peki, yani ayakkabı ve o cüzdan dışında ben beğendim. Hani tabii biraz iddialı bir şey o içindeki giydiğin
parça. Ama teşekkür ederim. İddia, Bahar'ın, İddia, evet. Bahar'ın göbek adıdır iddia. Ha, ama iddia her zaman pozitif bir şey değil aslında. Hani o dedim ya, lokasyona ve okasyona göre değişiyor. Ama çok iyi. Okey, ben beğendim ayakkabı ve çanta, şey cüzdan pardon dışında. Tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bahar. Merhaba Evan Hanım. Şimdi, ceketi koyar mısın omuzda? Tabii koyarım. Koyuyorum. Ceketi rengini çok beğendim ben. Şimdi ayakkabı ne zaman olabilirdi? Tulum belin yerinde böyle bir altın bir kemer olsaydı, o zaman birbirine hem bağlanabilirdin ayakkabıyla, hı-hı, hem de belini biraz da aşağıda göstermesi gerekiyor. Tulumun, hı-hı, üst kısım biraz kısa duruyor. O zaman bu ayakkabı kabul ediyorum. Eğer kemeri yoksa böyle bir kalın topuk, bronz, ten rengi bir tek band bir ayakkabı olabilir. Hı-hı. Ama ben bütün olarak sevdim. Özellikle ceketini sevdim. Peki kapattığın zaman nasıl oluyor? Giydiğimde mi? Aha. Yani, tatil köyünde giymem diye düşünüyorum ama sizin için böyle. Hı-hı. Daha şey. Bence de giydiğin zaman daha şık görünüyor. Bence de. Çanta. Giydim. Çanta konusunda burada çoğu arkadaşlar cüzdan olarak kullandı. Hatta gözlük, kılıf bile çantalı olarak kullandınız arkadaşlar. Kesinlikle ben kendi çoraplarıyla böyle bir şeyler yaptıklarını hatırlıyorum. Böyle görsel sanatlar dersi gibi. Ondan dolayı bunu çantalı olarak kabul ediyoruz. Renk pembe, ceketin rengi olsaydı daha iyi olurdu ama bütün olarak ben gayet şık buldum bugün. Ama tarz, şey o renk yani markada yok. Böyle bir renkte yok. Neyse olabilir, şu anda pembe ve bu tarz tonlarında birbirine uyuyor. Teşekkür ederim. Bahar hoş geldin. Merhaba Berkemcan. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Larosu geleceği için çok 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 iyi. Larosu mu geliyor? onda uçağı var. Buradan çıkınca onu havalimanından almaya gideceğiz ablamla. Aa ne güzel. Peki şey Mert ne oldu? Bilmiyorum. Ondan bir haber var mı? Var. Mert kim? Ne diyor? Eski sevgilisi. Eski sevgilisi. Şey, annemle telefonla konuşmuşlar. Hı-hı. Bilmem. Yani olacak gibi mi tekrar, barışacak gibi misiniz? O benim hala arkadaşım. Yani zaten küs değiliz. Ama sevgilin değil. En iyi arkadaşım değil. Ha, anladım. İnşallah barışırsın Barış. O zaman bence sizin de artık en iyi arkadaşınız olmasın. Benimle mi? Hı-hı. Ha benim o olmasın en iyi arkadaşım. Hı-hı. O benim en iyi arkadaşım değildi, o da o benim arkadaşımdı. Senin en iyi arkadaşındı. Tamam bence artık arkadaş falan olmayayım. Tamam. Konuşmayalım. Diye. Bahar, ben çok bu sevdim. Bu lüksü bana verin. Bir benimle küstüğünde hepimiz de küstüm. Diyeceğim ama biz küs değildik, bir saniye error. Tamam, senin düşmanın benim düşmanım bundan sonra Bahar. Senin arkadaşın benim arkadaşım. Sana söz. Şaka yapıyorum tabii ki. Bahar bazen böyle tropikal kuşlar gibi ses çıkartman çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Miyav diye. Kıyafetine gelince ben sevdim tulumunu. Ceketini omuzlarındayken daha çok sevdim. Çünkü Antalya'nın o sıcağında onu giyersen pişersin. Ayakkabınla kombinleyebileceğin belki boynuna bir yine böyle altın ve aynalı bir kolye ya da bileğine kalın bir bileklik olabilirdi. Saat? Saat olmaz. Onun aynısından böyle kalın bir şey olsaydı böyle burada, dört parmak, o zaman güzel kombinleyebilirdi. Küpe de olabilir, küpe. Evet, küpe de olurdu. Böyle metal, şey altın renkte. Ama böyle tatil köyünde akşam yemeğine inebilirsin otelin ya da çıkabilirsin rufuna. Çünkü otelin rufu var. Ya ben rooftop diyemiyorum. Tamam, terası var. İyi görünüyorsun, tarsın. Teşekkür ederim Berkemcan. Rica ederim bayan Bahar'cı. Bay bay. Bay bay.